Oma. Oma oma. Sizi bilmem ama ben tam olarak bu editteki gibiydim. Sonra da şöyle tabii. Merhaba ikilerim, kanalınıza hoş geldiniz. Nasıl bir gün geçiriyoruz siz de şaşıp kaldınız değil mi? Öncelikle bu kadar kaosun üstüne ilaç gibi gelen hobiye teşekkür etmek istiyorum. Güneşimin Louis Vuitton yeni tanıtım videosu billboardlarda yer alıyor. Askerde terfi alan ve asistan eğitmeni olan hobimiz harika bir marka elçisi. Ayrıca bugün aktif olup Insta'da Mor'un birinci yılını kutladı. Bildirimin geldiği an ağlamakla gülmek arasında gittim geldim. Tıpkı gün içinde JK ve Teon haberleri arasında gidip geldiğim gibi. JK'in klip haberi, oynayacak olan oyuncu derken posterler gelmeye başladı birden. Bu posterler promosyon için Bangkok, Chicago ve Paris başta olmak üzere birçok yerde asılmış. Bugün Türkiye saatiyle saat 18'de de resmi olarak promosyon takvimi yayınlandı. Artık Still Video ve Mayo şarkılarımız resmi platformlarda yer alacak. Bol bol stream yapalım. Bir solo şarkı olsa da JK'imiz bize bir sürü şey hazırlamış. Şarkının performans videosu bile var. Promosyon takviminin tamamını tarihleriyle birlikte açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi şu fotoğraftan bahsetmek istiyorum. Ceketin altı çıplak. Tıpkı Calvin Klein'deki gibi cıbıl cıbıl. Kasları köşeden bana el sallıyor, tansiyonum yükseliyor. Dövmeli eli ve o ellerindeki yüzükler bizi nasıl yeneceğini bu çocuk çok iyi biliyor. Manyak bir çocuk. Tamam, ondan bu vücutla öyle cicili bicili şeyler beklemiyordum zaten. Ama yine de üstsüz, dövmeli, ıslak saçlı bir JK'ye ne kadar hazırlıklıyım tartışılır. Ha istiyor muyum? İstiyorum. Hem de çok. Hatta hayaliyle yaşıyorum birkaç yıldır. Ama yine de cidden dediğim çıkar da klipte üstsüz olursa bana elveda. Vücudu çok büyüdü çok. Ama atlatırız. Neler atlattık biz değil mi? Şimdi şarkının adı Seven ama Seven yazısının yanı sıra orada Days a Week de yazıyor. Haftanın 7 gününü anlatan film tadında bir klip de olabilir. Ancak konsept çok hot görünüyor. Bu şarkı cıvıl cıvıl falan değil, cıbıl cıbıl. Sert şeyler olacak gibi. Bu yaz her yer alev alacak. Aklımın diğer yarısı da Teon ile dolu yalnız. Fransa'da, Paris'te dahil 4 ilde ayaklanma var. Fransız hükümeti büyük ölçekli etkinlikleri yasaklama kararı alacağını açıklamıştı. Her yer resmen yanıyor. Selin şovu da ertelenecek mi diye düşünürken Teon hikayesinde after party davetiyesi paylaştı, iyice stres oldu. Ancak şova saatler kala Hedy Slimane tarafından davetlilerin güvenliği için Selin Home 2024 yaz defilesinin iptal edildiği bildirildi. Hayır biraz daha bekleseydiniz canım. Oğlum o hengamenin içinde kaldı. Kendimizi yedik burada. Neyse en azından iptal edildi ya o da yeter. Umarım Teon bir an önce güvenli ülkesine döner. Ancak o zaman içim rahat edecek. Sizin de konular hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi uğurluyorum iyiklerim.